Değerli arkadaşlar merhaba. Risk ve kriz yönetim dersimizin bir alt başlığı olarak derslerimize devam ediyoruz. Uzaktan eğitime geçtiğimiz bu günlerde gerek YouTube kanalımda gerekse şu an online eğitimden doldurduğum videoları eş güdümlü olarak sizin daha rahat ulaşmanız için doldurmaya çalışacağım. İnşallah daha risksiz ve krizi yönetmemize gerek kalmayacak krizsiz ortamlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Konularımızdan bir tanesi de bugün için risk yönetim bilgi sistemiydi. Risk yönetim bilgi sistemi dediğimiz zaman aklımıza neler gelmesi lazım? Birincisi her şeyden önce bir risk yönetim ekibimiz olması gerekiyor. Bu ekibin içerisinde sisteme giriş için veri onayını gerçekleştirecek bir ekipten bahsediyoruz. Yetkili, her konuda yetkin, yeterli bir ekip olması gerekiyor. Bu ekip interaktif bir süreci yönetmeli. Yani risk yönetim programcısı, yöneticisi, risk yöneticisi, bütünleştirici ekip lideri, bütünleştirici ekip üyelerinden oluşan bir bilgi sistem yönetiminden bahsediyoruz. Sisteme bilgilerin veri girişini sağlıklı olarak yapacak, raporların alınacağı, oluşturulacağı bir sistemi yönetecek kişilerden bahsediyoruz. Nedir bunlar? Risk yönetim birimi için bilgi raporlama sistemini kuracağımız risk yönetim bilgi sistemi, standart raporlarla, risk yönetiminde özel raporlarla ve risk verileriyle çalışacak bir sistemden bahsediyoruz. Yani özetlememiz gerekirse elimizde bir sistemimiz olacak, bir ekibimiz olacak. Bu ekip full, yetkin, yeterli bir ekip olacak ve sisteme bilgi, veri akışını sağlıklı kaynaklardan yönetecek, girecek ve bütün herkesin de bu sistemden ulaşabileceği bir raporlama sisteminin olmasından bahsediyoruz. Standart raporların girileceği, risk yönetimine ait özel raporların gizli bir şekilde ulaşılabileceği ve risk verilerinin kolaylıkla yönetilebileceği bir sistemden bahsediyoruz. Peki bu risk yönetim süreci içerisinde elimizde neler var, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere tüm aşamalarda, riskin oluştuğu bütün aşamalarda iletişim ve geri bildirim çok önemli. Bu da içerik oluşturmaya, riskleri belirlemeye, riskleri sınıflandırmaya ve sıralamaya, yani hangi kategoride risklerle karşı karşıyayız ve bunların sıralaması nedir gibi bir organizasyon yapısına gerek olacak. Daha sonra bütün bunların analiz edilmesi, risk yönetiminin bu analizler üzerine uygulanması ve neticelerinde izlenerek denetlenebileceği ve sonuçta bir raporlama sisteminin size sunulacağı bir sistemden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Peki risk yönetim ekibi dedik. Bu ekip kimlerden oluşuyor? Tekrar edelim. Bir risk yöneticisi olması gerekiyor en baştaki kişi. Bütün talimatları verecek kişi. 2. Risk yönetim ekibi olması gerekiyor. Olası riskler konusunda uzmanlaşmış, konunun en profesyonellerinin bir arada bulunduğu bir ekip kurmanız gerekiyor. Ve bütün bunları bütünleştirici bir ekip lideri olması gerekiyor. Ve bütünleştirici ekip üyeleri olması gerekiyor. Yani faaliyet birimlerinin risk yöneticileri ile interaktif bir süreçte riskin yönetilmesi gerekiyor. Bu videomuzda aktaracaklarım